Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü çekimimizde çarpım tablosunu pratik yoldan nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim. Çarpım tablosu. Eskiler kerat cetveli derdi. Kerat cetveli. Bu çocuklar bunu öğrenmekte çok zorluk çekiyorlar. Hatta liseye ve üniversiteye gidenler bile öğrenemeden mezun oldukları oluyor. Onlara şahit oluyoruz. Biz şimdi çok kısa bir sürede çarpım tablosunu öğreteceğiz. Dinliyor musun Davut? Şimdi 6, 7, 8, 9, 10'ları biliyorsun çarpım tablosunu. Parmağımızın ister bu solundan başlayalım, serçe parmaktan, ister baş parmaktan. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 60, 70, 80, 90, 100. 60, 70, 80, 90, 100. Anladık mı burayı? Şimdi diyelim ki 9 kere 8'i çarpacağız. 6, 7, 8, 8 burada. Bak 8 orta parmağımız. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? 6, 7, 8, 9. Sol işaret parmağımızda 9. Bu ikisini birleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? İkisini birleştiriyoruz. Çarpacağımız sayıyı. Yani 8 ile 9'u bu şekilde çarpmış oluyoruz. Parmağımızı birleştirdiğimiz yerle 72. Aferin. 72. Ha, şimdi ben söyleyeyim ama ondan sonra. Parmağımızı birleştirdiğimiz yerle aşağıda kalanları onluk hanesi. Kaç tane parmağımız var burada? 2, 70, 7 tane. Alttakiler onluk. Şu ikisi kalanlar var, şunu çarpacağız. Evet, üsttekileri de birbiriyle çarpıyoruz. Aşağı 70'te, üstte 1 ve 2 var. 2 kere 1, 2, 70 daha, 72. Şimdi bize sen 9 kere 5'i, 9 kere 6'ı yapar mısın? 9 kere 6. 54. Bu kadar basit arkadaşlar çarpım tablosu. Parmağımızı birleştirdiğimiz yerle altını onlar hanesi, üstte kalanlar birler hanesi, onları kendi halinde çarpıyoruz. Alttakini topluyoruz. İkisinin toplamı çarpım tablosunu veriyor. Bütün çarpım tablosu bu kadar zamanınızı alacak. Bir dakikada bütün çarpım tablosunu hallediyorsunuz. Beğendiyseniz kanalımızın beğenme tuşuna ve abone olma butonuna basın. Allah'a emanet olun.